Bugün sizlere Kanguru ile ilgili basit uygulamalar göstereceğim. Daha sonra da daha karmaşık formlar nasıl üretilir, onunla ilgili ilerleyeceğiz. Noktalara nasıl kuvvetler uygularız, noktaları nasıl hareket ettiririz, bununla başlayacağız. Öncelikle herkesin görebilmesi için komutları bifocals komutunu koyuyorum. Daha sonra bir tane point ekliyorum ve bu noktaya bir yük uygulayacağım. Yük uygulama komutumuz da Kanguru'da load komutu. Node'da bir point kısmı var. Vektör kısmı var. Güç vektörü. Point'i buradaki point'e bağlıyoruz. Bir de vektörümüz olması lazım. Bu vektörümüz de bizim x, y yönünde top view'dan çalıştığımızı varsayalım. O yüzden y vektörü yani unit y ekliyorum. Başka ne yapmamız gerekiyor? Burada gücün büyüklüğünü vermemiz lazım. Bunu da panelle de yapabilirsiniz. Slider'da da yapabilirsiniz. Ben şimdi panelle yapacağım. Daha presizyonlu vermek açısından. Buna 0.1 büyük atacağım. Şimdi bizden bir tane point istiyor. Point'imi de sağ klik yapıp set one point. Şuraya bir tane point koydum. Point'imiz gözüküyor. Daha sonra kangaroo'nun main solver, var. Bouncy solver. Buradan da yazabilirsiniz. Bouncy solver. Şimdi bu bouncy solver'da 3 tane bizim doldurmamız gereken yer var. Bir tanesi goal object yani ne yapmak istediğimiz. Bir tanesi reset tekrar etmek için. Bir de on off yani. Bu kangaroo solver çalışsın mı çalışmasın mı? Şimdi o yüzden buraya bir tane boolean toggle koyuyorum. Yani true false. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Şu an çalışmıyor. Resetlemek için de bir tane buton koyuyorum. Butona da her seferinde bastığımda bu işlemi tekrar uygulayacak. Buradan da gördüğünüz gibi goal objektimde buna bir yük uygulamak. Şu an false. Bakın burada noktam duruyor. Buna tıklayınca nokta çok hızlı bir şekilde oradan oraya doğru gidiyor. Ee, ne yapmam gerekiyor? Demek ki bizim buradaki verdiğimiz yük çok fazla. O yüzden bunu 0.01 yapıyorum. Ve bakın. Noktam hızlı bir şekilde gidiyor. Burada iteration diye bir şey var. Tekrar sayısı. Bu iteration'ı 1 yapalım. Bakın noktamız gördüğünüz gibi daha yavaş bir şekilde gidiyor.